Arkadaşlar merhabalar, bu videomla birlikte Kenan Kara ile TYT AYT Geometri Soru Bankası kitabında analitik düzlemde dönüşümler konusunun testlerinin çözümlerine başlıyoruz ve bu videoda test 1'in çözümünü yapacağız. Evet, kitabımızda sayfa numarası 210 ve 211'i çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruda A-1'e 3 noktasının B-0'a 1 noktasına göre yansımasından bahsetmiş. Şimdi bir noktanın bir noktaya göre yansıması olunca şurası mı olacak? Evet. Yani orta nokta koordinatından gidebiliriz ya da -1'den 0'a, bak apsislere bak. Hocam 1 yükselmiş, bir daha 1 yükselteceksin. 1'i yapıyor orası. 3'ten -1'e kaç azalmış? 4 azalmış. Bir daha 4 azaltacaksın. -5 yapar burası. Şurası ne yaptı o zaman? 1'e -5 noktası yaptı. Benden 1 ile -5'in toplamı isteniliyor. Yani cevap -4 yapar. Birinci soru Ceyhan oldu. Geldik 2'ye. A ve B noktaları x eksenine göre simetriktir. Arkadaşım x eksenine göre simetriği ne demekti? Y'leri böyle işaretleyişiyordu değil mi? Evet, y'leri işaretleyişiyordu. Yani A virgül B'nin x eksenine göre simetriğinde y'si işaret değiştiriyordu. O zaman kendini de şöyle bulabilirsin. Bak böyle ya, şu şekilde. Bak y'si buradayken burada oluyor. Y'si işaret değiştirecek. Yani burası -1'e -4 noktası olacak. M artı K isteniyor. -1 ile -4'ün toplamı da -5 yapar. Yani ikinci soru Akçay oldu. Üçüncü soruya geldik. Şimdi ne diyor burada? Simetriğini mi? Evet. Bu boyalı karelerin simetriğini al diyor. Hangileri boyanmaz diye soruluyor. Bak şimdi. Bunun böyle yansıması. Bir boşluk, sonra bu. Bu böyle geldi. Sonra bunun yansıması burası. Bunun yansıması burası oluyor. Şunun yansıması şuraya geliyor. BC'ye geliyor. Bunun yansıması buraya geliyor. Ya da direkt ABCDE'lere de bakabilirdik ama neyse. ABCD'lere bakıp daha öyle yapalım. A bak bir boşluk, sonra B'ye bak şurası, C'ye bak 1 2 1, şöyle 1 2 1 2 şeklinde yapacağız değil mi? Yani C'ye baktığın zaman şuraya 2 birim uzaklıkta, 2 birim uzaklıkta şurası C yapacak. D'ye baktık hocam, D burası yapıyor, E de yansıması burası yapıyor. Eşit uzunlukta olmasına bakacağız değil mi? Hangi kareler boyanmadı o zaman? B ve D boyanmadı. Yani cevap D seçeneği yaptı 3. soruda. Geldik 4. soruya. Bu noktaları bu doğruya göre simetrik. Arkadaşlar bazen böyle formülle falan çıkmıyor soru. Soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şekli çizmek lazım. A noktası burada verilmiş. A noktası 3'e 2 verilmiş. B noktası da bak bu doğruya göre simetrikmiş. Simetrik olması demek şu şekilde ve dik olması demek anlamına gelmiyor ama evet. Burası da -1'e 6 noktasıymış. Şimdi bu doğrunun adı da x artı m artı 1 y eksi 1 eşit 0 verilmiş. Aa hocam, tam orta nokta buraya, burası değil mi? Evet, 3 artı eksi 1 yani 2 bölü 2'den 1 yaptı burası ve 2 artı 6 8 bölü 2'den burası da 4 yaptı. Bu nokta bu doğrunun üstünde, denklemde yerine koyacağız zaman denklemi sağlar. Yani x yerine 1 y yerine 4 yazınca m artı 1 çarpı 4 eksi 1 var, eşit 0 oldu. Hocam şunlar gitti, m artı 1 eşit, ya bir de bunun 4 katı eşit 0 ya. O zaman m artı 1'in 0 olması lazım. Yani buradan m'i eksi 1 olarak buluruz. Cevap Ceyhan oldu. 4. soruda. Geldik 5'e. Evet. Yukarıdaki dik koordinat düzleminde verilen OAB üçgenin x ekseni boyunca 2 birim sağ y ekseni boyunca 3 birim aşağı ötelendiğinde elde edilen bu üçgenin ağırlık merkezinin koordinatları toplamı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar bütün noktaları bu şekilde sağ ve aşağı ötelemeye gerek yok. İlk önce bizden en sonda ağırlık merkezi isteniliyor. Bunun ağırlık merkezini bulalım. Burası 0 0 ya. Ağırlık merkezi koordinatı apsiler toplamının 3'e bölünmüş haliydi. Yani -8 artı 0 artı 2. -6 bölü 2'den kaç yapıyor? -3'e. -6 bölü 3 pardon. Ağırlık merkezi apsiler toplamının 3'e bölünmüş hali. -6 bölü 3'den -2'ye. Sonra ordinatlar 6 0 ve 3. Yani toplam 9 yaptı. 9 bölü 2'den 3 yaptı. -2'ye 3 noktası yaptı. Yani şurası ağırlık merkezi. -2'ye 3 noktası yaptı mı? Yaptı. Peki ben şimdi buna bir hamle yapacağım. Bak -2'ye 3 noktasına bir hamle yapacağım. 2 birim sağa. 2 birim sağa demek buna 2 ekleyeceğim. 3 birim de aşağı. 3 birim aşağı öteleyince ne olacak? Bu ordinatından 3 çıkartacağım. Sağa sola ötelemelerde apsis böyle eklenip çıkartılıyor. Yukarı aşağı ötelemelerde ordinatına ekleme ya da çıkartma yapılıyor. Buna 2 ekleyince burası 0 yaptı. Bundan 3 çıkartılınca burası da 0 yaptı. Koordinatları toplamı nedir diye soruluyor. 0 artı 0'dan cevap 0 çıkar. 5. soru Akçay yaptı. Bütün noktalara yapmaktansa ağırlık merkezini buldum. Ağırlık merkezine böyle öteleme yapınca yani bütün noktaları yapıp 3'e böleceğimi ağırlık merkezine yapıp bu şekilde de bulabiliriz. 5. soru Akçay. Geldik 6'ya.
Eşkenar dörtgenin bir kenarı 2 birimmiş. BAD açısı da 60 dereceymiş. C noktasının B noktasına göre yansıması. Evet, C'nin B'ye göre yansıması neymiş? C üssü. Şöyle geldik. İşte burası. Buradaki C noktasının B'ye göre yansıması burası. Yani şunlar birbirine eşit olacak değil mi? Evet, burası 2 yaptı. Burası C üssüymüş. Bizden ne isteniyor? İşte şuradaki uzunluk isteniyor arkadaşım. Burası 60 ise eşkenar dörtgenden dolayı burası da 60 değil mi? Karşılıklı açılar birbirine eşitti. Eşkenar dörtgende burası 2 ise burası da 2'dir. Yani şöyle bir üçgen çıktı karşımıza. Kenarları belli olan. Ve bizden şu x uzunluğu isteniyor. Yani üçgenimiz bak şöyle. Hop şöyle. Hocam burası 60 derece. 2 var burada, 4 var. Bizden x isteniyor. Ne yaparız? Bir dik çizip yapabiliriz. Ya buradan dik çizeceksin. Şöyle dik çizip ya da buradan dik çizeceksin. Buradan dik çizmek daha kolayıma geldi. 90, buradan dik çizince 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2 olacak ya. Direktman burası zaten 90 derece olur. Değil mi? O zaman burası da 30 oldu. 30'un karşısı 2 ise 60'ın karşısı da 2 kök 3 yapar. Yani cevap Balıkesir oldu 6. soruda. Geldik 7. soruya. Aşağıda analitik düzlemde bir ABC eşkenar üçgeni verilmiştir. Evet hocam, burası 1 birim, burası 3 birim. O zaman her bir kenar 4'er birim oldu mu? Oldu. Üçgenin AB kenarı ilk kez x ekseni üzerinde olana kadar, bak şu kenar ilk kez x ekseni üzerinde olana kadar ok yönünde sağa doğru kaymadan devriliyor. Yani ilk önce C noktası etrafında döndüreceğim. Şöyle C noktası etrafında böyle döndürdüğüm zaman şöyle bir şey oluyor. O zaman şu AC buraya geliyor değil mi? A, B. Sonra bir daha bir döndürme yapacağım. Hop şöyle bir şey olacak. O zaman buradaki AB buraya mı geliyor? Evet. Son durumda elde edilen üçgenin tepe noktasının orijine, yani şuradaki noktanın orijine olan uzaklığı isteniyor. İşte şu uzaklık isteniyor. Bir kenar kaçtı? 4 müydü? Evet 4'tü. Bunlar 4, 4, 4. Bak şurası 3. Burası 4, burası da 4. Hocam eşkenar bir yükseklik çizersem bura 2, 2 diye böldü. 30, 60, 90 üçgeninden burası 2 kök 3 çıkar. Sonra burada bir Pisagor bağıntısı yapacağız. Şu uzunluk kaç? Hocam 4, 3, 7, 2 daha 9. 9 ve yani kenarlar kaç oldu? 9'a 2 kök 3 oldu. X kare eşittir 9'un karesi artı 2 kök 3'ün karesinden sonuca ulaşacağız. 81 artı 12'den 93 yapıyor. Yani x kare eşittir 93 ise x de böylelikle kök 93 olacaktır. 7. soru Ceyhan oldu. Geldik 8'e. Analitik düzlemde verilen A 3'e 4 noktası orijin etrafında pozitif yönde 90 derece döndürülürse. Arkadaşım bir nokta 3'e 4 noktası orijin etrafında pozitif yönde. Yani şu saat yönünün tersinde. Sen 90 derece döndürürsen ne oluyordu? Noktalar yer değişiyordu. Bak nokta buradaydı. Hop döndürdüm, buraya denk geldi. Hangi bölgeye düştüyse onun işaretini koyacağız. Hop eksi 4'e 3 mi oldu? Evet. Elde edilen yeni noktanın koordinatları nedir diye soruluyor. Direkt bu işte. Eksi 4'e 3. Yani 8. soru Ceyhan oldu. Geldik 9'a. A eksi 1 2 noktası orijin etrafında 180 derece döndürürse. 2 tane 90 döndürebilirsiniz ama 180 derece döndürmek demek de bak şöyle bir 90 döndürdüm. Bir 90 daha döndürdüm, buraya geldi. Yani orijine göre simetri oldu aslında. Bunun o zaman orijin etrafında 180 derece döndürmesi orijine göre simetridir. Orijine göre simetriyi de ne oluyordu arkadaşlar? İşaret değişimi söz konusu oluyordu. Yani 1'e 2 noktası oldu. Bu nokta bu doğru üstündeymiş. Bu noktayı da bu doğru üstünde yerine koyacaksın o zaman. X yerine 1, Y yerine 2 yazacaksın. O zaman 1 artı 10 eksi K eşit 0 olduğundan K'yı da böylelikle 11 olarak buluruz. Yani 9. soru Edremit oldu. Geldik 10. soruya. P kümesi aşağıdaki grafikte taralı olan bölgedeki X virgülü Y sıralı kilitlerinden oluşmaktadır. Yani şöyle eksi X virgül eksi Y. Tamam. Biçiminde. Ha, buradaki noktaların bak P kümesi burası ya, buradaki noktaların eksilisini al diyor. Arkadaş bu noktaların eksilisini almak demek ne demek? Yani sen x virgül y iken eksi x virgül eksi y yap demek. Ne demek? Orijine göre simetriğini al demek değil midir? Evet. Bunun orijine göre simetriğini alacaksın kardeşim. Bitti. Yani bunun orijine göre simetriğini alırken de B'yi kafalayabiliriz. Ne yapacağız burada? Burası eksi 3'e 2 noktası ya. Noktaları tek tek bul. Eksi 3'e 2 noktası burası. Eksi 5'e 2 noktası burası. Sonra buradaki nokta ne? Eksi 5'e 6 noktası. Buradaki nokta eksi 1'e 6 noktası. Bu noktaların tek tek orijine göre simetriğini bul. Şunun orijine göre simetriği nedir arkadaşım? İşaret değişecek. 1'e eksi 6 olacak. Bununki ne olacak? 5'e eksi 6 olacak. Bununki ne olacak? 5'e eksi 2 olacak. Bununki ne olacak? 3'e eksi 2 olacak. O zaman bu noktalardan oluşan dörtgeni arayacağız biz şimdi. Kaç? 3'e eksi 2, 5'e eksi 2'ye bakıyorum. Hocam nerede? 3'e eksi 2, 5'e eksi 2. Bir de
Hocam 5'e eksi 6, 1'e eksi 6. 5'e eksi 6, 1'e eksi 6. Evet, o da E şıkkında arkadaşım. Yani cevap E direvit oldu 10. soruda. Geldik 11. soruya. Yukarıdaki dik koordinat düzleminde verilen A noktası orijin etrafında 60 derece döndürülürse. Bak şimdi. Ben bunu orijin etrafında 60 derece döndürürsem. Orijin etrafında. Negatif yönde. Hop, negatif yönde 60 derece döndürürsem. Şöyle bir döndürme olacak ama dur. Bunun açısı belli mi? Bak şimdi. Arkadaş şuradan bir 90 derece çizsem. Burası kaç? Apsis 1, ordinat kök 3. Hocam 1, 3, kök 2, 1, 3, 2 üçgeni. Yani 30, 60, 90 üçgeni oldu. Yani burası 30 derece. Burası da 60 derece mi oldu? Evet. Sen şimdi bunu kaç derece döndüreceksin? 60. 60 derece döndürüyor. Hop, buraya geliyor. Bak. Bu döndürmede de şöyle bir şey oluyor. Bu da yarıçap. Bu da yarıçap olmayacak mı? 2. Yani buradaki A noktası buraya geldi ya. Şu uzunluk 2 birim olduğundan bu uzunluk da 2 birim. Burası da 2'ye 0 noktası mı oldu? Evet. Bizden bu isteniyor zaten. Böylelikle cevap E direvit oldu. Evet. Tespiti bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki dersimizde test 2'nin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşça kal.